17. yüzyılda çalışan İngiliz filozof Margaret Cavendish'in ikinci bölümü. Cavendish'in yayımlarını bağlam içine koymak ve desteklemek için 16. ve 17. yüzyılda eserlerini yayımlayan ve bastıran kadınların sayısı yüzlere kadar çıktı. Fakat bu eserlerin çoğu 4x4 veya folyo, yani bugünkü deyimle bir kitap biçiminde yayımlanmadı. Eserlerine saygınlık kazandırmak için onları bilimsel eserlerin olması beklenilen şekilde üniversite kütüphanelerinde bulunabilecek bir biçimde yayınladı ve bulabileceği en iyi yayıncıları, baskıcıları ve çizerleri görevlendirdi. Eserlerinde doğa felsefesi hakkındaki bakış açılarını ifade etmek için farklı stiller ve üsluplar denedi. Bu da onu günündeki diğer filozoflara göre sıra dışı kıldı. Kamuoyunda bir üne sahip olması ve görüşlerini olağan dışı ifade etme biçimleri göz önüne alındığında akademisyenler onunla kamuoyunda tartışmaya giremeyeceğinden Cavendish eserlerini Oxford ve Cambridge gibi üniversitelerdeki şöhretli akademisyenlere hediye olarak yolladı. Bu akademisyenler onu reddedemedi. Sonuçta o İngiltere'nin en öne çıkan aristokratlarından biriydi. 1660'larda Cavendish, Robert Boyle gibi deneysel filozofların dünyasıyla da ilgilenmeye başladı. 30 Mayıs 1667'de asil topluluk toplantısına katılan ilk kadın olarak daha fazla ün kazandı. Toplantı esnasında Cavendish, Robert Boyle'un hava pompasıyla yaptığı deneyi ve Robert Hooke'un da yardımıyla yaptığı renklerin karışımıyla olan deneylerini gözlemledi. Çoğu kadın yazarın din ve ahlak felsefesi ya da kadın eğitimiyle ilgilendiği bir zamanda Cavendish doğa felsefesiyle ilgilendi ve bu alanda halka dolaşan eşsiz izler bıraktı. 1673'teki ölümüne kadar günündeki madde ve nedenselliğin bütün dominant materyalist, mekanist ve dualistlerin eleştiren felsefi bir duruş sergiledi. Cavendish, Robert Boyle ve Robert Hooke gibi kraliyet topluluğu tarafından ileri sürülen kartezyen dualizmini, hobici materyalizmi ve doğanın makinist bakış açısını eleştirdi. Bugünkü çoğu akademisyene göre Cavendish hem felsefi çağdaşlarından hem de dualizm ve materyalizmden tamamen farklı yeni bir duruş sergilemiştir. Diğer videolarda Cavendish'e kraliyet topluluğuna olan ziyaretinde eşlik edeceğiz ve günündeki doğayı incelemeye yönelik önce yaklaşıma eleştirisine bakacağız. Deneysel ve mekanik felsefe.